Herkese mutlu akşamlar. Müzik 10.20 magazin programında yine sizlerle beraberiz. Her salı olduğu gibi bu salı da sizlerin karşısında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugünkü yayınımız yine dolu dolu geçecek. Çok güzel konuklarımız var. Müzik ve magazin gündeminde yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Öte yandan 3 önemli konuğumuz var. Birazdan Bülent Özdemir. Evet, şu anda hatta yayınımıza girdi. Şimdi hemen davet gönderiyorum ve yayınımıza. Kankan 21.30'da da Elif Karlı konuğumuz olacak efendim. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Ve evet, Bülent abi geldi yayınımıza. Ve tatlı geldi ve programımızı başlatabiliriz. Hoş geldin Bülent abi. Aynı anda geldik. Selam. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ederiz Bülent Bey. Sizin gibi değerli bir müzisyeni karşımızda gördük, daha da mutlu olduk. İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. İyiyim, gayet iyiyim. Yoğun Sizler tempo. nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Henüz yeni bir saygı albümünüz müzikseverlerle buluştu. Çok başarılı, çok önemli isimler yer aldı. Gazetelerde çıkan haberlerdeki başlıklar gibi gerçekten Şampiyonlar Ligi olmuş. Çok, çok güzel bir isim olmuş hakikaten. Cuk oturmuş bence yani. Ya yani ben düşünemezdim şahsen. Evet, hakikaten Şampiyonlar Ligi, ama siz de gerçekten yani Türk müziğine, ben hangisini sayayım? Begomil, Lale Devri, Kaçak, yani öyle bestelere imza atmışsınız ki hakikaten bu yayında sizi ağırlamaktan dolayı biz onur duyuyoruz. Öncelikle bizi kırmadınız, geldiniz. Tekrar tekrar teşekkür ederiz. Rica ederim. Eksik olmayın. Böyle yani üretenlerin, bestecilerin, söz yazarlarının bu sektörde ne kadar önemli oldukları açısından böyle bu tip programlar, bu tip canlı yayınlar, bu tip söyleşiler çok önemli tabii ki yani. Evet, Genco Arı şu anda bizleri izleyenler arasında. Ona da bir selamlarımızı Genco, selamlar canım arkadaşım. iletelim. Genco'nun da Gerçek sanatçı çok Bülent Bey, seviliyorsunuz diye mesajlar geliyor. bilmukabele Genco'nun da bu arada albümde çok güzel bir aranjesi var. Vildan Demir'in okuduğu neydi şarkımız düşüneyim. Neydi, Ay şarkının adını unuttum bak şimdi. O Olabilir. kadar çok şarkı koyduk ki yani kafa O gitti. kadar. Doğru Evet. doğru. Hemen buluruz. Ha. Neydi lan? Bir dakika. Genco abi, Daha. alttan yardım et bize. Genco ver oradan bir şeyler. Unuttum şarkı. Evet. Neyse. Kalpsiz Çok güzel. olabilir mi? Efendim? Kalpsiz. Kalpsiz. Evet. Evet. Aynen. Evet. Ondan sonra çok güzel bir aranje yaptı. O kendine has düşüncesiyle, kendine has müzik bilgisiyle şarkı bambaşka bir boyut aldı tabii hemen böyle. Harikadır. Zaten benim çok çok gıpta ettiğim, çok beğendiğim bir müzisyendir Genco Arı. Evet. Sadece müzisyen değil, bence müzikologtur. Vildan da bu arada hocam aşk olsun demiş, alttan kendisi de katıldı yayınımıza. Şekerin başına gelince görürsün. Nasıl unutuyor herkes. Evet abi, ben arada böyle keseceğim sözünü, kusura bakma, çünkü alttan çok mesaj geliyor. İnanılmaz mesajlar geliyor. Sen tabii ilk yayın açtın galiba, değil mi? Hiç yayın açmıyordun sen. Evet, genelde dediğim gibi yani çok fazla katılamıyorum böyle şeylere. Evet, ama inanılmaz da ilgi var alttan. Sürekli mesajlar geliyor. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Tabii yani bir şeyin bir ürünün bir yapılmış bir üretilmiş bir şeyin gerçek sahipleri tanımaları tabii ki çok özel. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde şarkıyı söyleyenler daima ön planda. Evet. Yani mesela 90'lı yıllarda kasetler, CD'ler varken mesela içinde frizlerinde en azından kim yapmış, nerede neler yapılmış, kim çalmış, kim söylemiş, kim vokal yapmış bu indeks vardı. Fakat şimdi dijital ortamda bu da yok. Yani yeni nesil maalesef takip edemiyor.
YouTube'da mesela yayınlanan birçok şeylere bakıyorum. Özellikle plak firmaları falan yazmıyorlar yani. Abi nasıl yazmazsın yani ya? Ya bunu Ya. üretimi yazın yani Abi abi bu. düne kadar şey de yoktu. Televizyon kanallarında hiç böyle söz bestecilerin isimleri yazmazdı. Sonradan bu dahil oldu birçok Babacığım programda. onu da izah edeyim. Krala ilk bu konuda ciddi anlamda dava açmayı planlayarak yaptığım bir başvuru sonrası kliplerin altına isimler yazılmaya başladı. Evet. Öyle Seneler mi? önce bunu seneler önce bunun savaşını verdim. Yani benim eserimi kullanıyorsun, oradan para kazanıyorsunuz. Doğru mu abi? Bak Kesinlikle şimdi. haklısın abi. Oradan para kazanıyorsun. Efendim söyleyeyim. Malımı ticari şeye koyuyorsun, mecraya koyuyorsun ama kimin olduğunu yazmıyorsun. Ya böyle bir Tabii. şey olmaz arkadaş ya. Bu emeğe saygısızlıktır yani. Ondan sonra dedim ki ben size şu 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 miktarda çok ciddi bir dava açacağım kardeşim. Tamam mı? Yani... Abi Acun Ilıcalı, yani isim de vereceğim mecburen, daha düne kadar, yani çok yakın tarihe kadar O Ses Türkiye programında bırak isim yazmayı, teliflerini de almamış şarkıların. Telif ücreti de ödememiş Onunla da dava sanatkarların. O kadar varlık oldu. milyon liralar, evet o da dava konusu oldu ve davayı kaybetti. Ben kazandım, evet. Ben Evet, kazandım. senin de dava ettin. Şimdi Senin gibi birçok bestekar bu arada birçok dava besteci etti. arkadaşımız. Ama olmaz abi, ayıp ya. Tabii. Ya orada Acun belki bilmeyebilir ama bir hukuk danışmanının bunu Heh, bilmesi lazım. Sonuçta ben değil mi? Acun'un bilmediğinden eminim. Ama Evet. yani senin şirketin yani mesela Acun Medya yani koskoca bir Tabii. kuruluş yani. Yani Acun'un haberi olmadığının bilincindeyim ben, farkındayım. Ama yani olmaz arkadaş ya. 26 defa benim şarkımı kullanmışsın. Bak şimdi. Ya. Bir aç. Alo. Bülent Bey böyle böyle bir şey var. Biz bunu kullanmak istiyoruz. Bu konuda nedir prosedürünüz dese eyvallah. Ama hiç sanki biz yokuz. Ondan sonra ben... Ama yeter yani. Enough yani ya. Evet. Şimdi gerçek bestekar diyor Genco Arı senin için Canım. Bülent abi. Sağ olsun. Senin ve Sezen Hanım'ın büyük emeği var isim meselesinde demiş. Ne meselesini? O isim meselesi, yani isimlerin yazılmaması Ha konusunda eyvallah. büyük emekleri var diyor. Yani, maalesef evet. Yani elimizden geldiğince bu konulara değindik tabii ve başarılı da olduk inşallah. Şimdi artık herkesi yazmak zorundalar. Ki Evet. öyle olmalı. Bülent abi, birçok saygı albümü yapılıyor. Sence bu albümün diğer albümlerden artısı neler? Öne çıkacak şarkılar. Mesela sende en çok yer edinen şarkı hangisi oldu? Tabii senin bütün bestelerin çocuğun gibidir, eminim ondan. Ama böyle içinden en çok sinen hangisi oldu? Ya şöyle, şimdi hani bu klasik bir laftır, hepsi benim çocuğum. Evet. Hakikaten öyledir. Yani besteciler yapmış oldukları eserleri asla ayırt edemiyorlar. Yani istesen de yapamıyorsun bunu. Değil Kendi kendine gönül koyuyorsun. mi? Şimdi şu derken öbür tarafın diyor ki ulan bu kadar ağlamıştın bunu yaparken veya işte şunu yapmıştın falan. Böyle bir şey var ama tabii ki Kaçak şarkısı hem benim ve de hem Sezen Hanım için çok duygusal bir zamanımıza denk gelmişti. Çok ikimiz de çok şeydik böyle. Nasıl diyeyim? Çok doluyduk yani. Öyle denk geldi aslında. Ve Serkan Kaya okudu bu arada Kaçağı değil mi albümde? doğrudur, doğrudur. Ve çok güzel öpüştü duygular o andaki ruh halimiz. Zaten Sezen Hanım'la yan yana geldik mi muhakkak böyle delice bir şey çıkıyor. Evet. Yani ben önceden hep müzikleri hazırlarım. Onları ufak bir aranjeli enstrümantel olarak çalarım. Sonra da bir araya geldiğimizde hadi bakalım neler var dök bakalım muhabbeti böyle. Ben çalarım o da hemen üstüne patır küçük yazar böyle acayip tutuyor bazı yani birlikteliğimizden çok güzel eserler çıktı. Begonvil, Kaçak, Senden Sonra Tufan, Özledin mi? Efendim söyleyeyim. Yani müthiş Evet. o zaten
Başlı başına bir olay yani. Öyle şarkılar armağan ettiniz ki Bülent Bey, kaç nesil daha dinleyecek bu şarkıları? Evet. Kaç nesil daha kah ağlayacak, kah aşık olacak o duygularla birlikte dinleyecekler. Yani nesillere çok güzel şarkılar armağan ettiniz gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu yani. Ben evrenin bunu bizlere bahşettiğini düşünüyorum. Bu bir misyon gibi sanki. Yani Yaradan'ın bize göndermiş olduğu bir misyon bu. Demiş ki sen, ben sana şu ruh halini vereceğim. Sen bunları insanlara yollayacaksın. Ve insanlar bunda mutlu olacak, üzülecek, sevinecek, belki Yaradan'a dönecek. Şudur budur, bir sürü şeyleri var yani. Ama tabii bunları yapıyor olmak, bunları ulaştırıyor olmak da çok 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 önemli. Çok çok güzel bir duygu yani. Evet. Peki bu saygı albümü projesi size sunulduğunda, proje gerçekleştikten, bittikten sonra duygularınız ne oldu? Onları alabilir miyiz? Neler hissettiniz? Yani tabii ki çok duygulandım. Bir sefer burada başta Selim Çaldıran arkadaşım bu projenin hayata geçmesinde çok büyük rolü var. Sonra yapımcımız Özdemir. Cafer Özdemir beyefendi, aynı zamanda Yıldız Hanım'ın da, Yıldız Sivri'nin de prodüktörüdür. Yani öyle bir arada konuşurken bir anda böyle bir ampul yandı Selim'de, döndü bana. Ya dedi, Bülent Baba niye dedi senin albüm, sana dedi şöyle güzel bir bütün şarkıları falan toplayalım, bir güzel albüm yapalım falan böyle. Oradan Cafer dedi, ya evet abi dedi, bunu yapmamız lazım falan. Benim hiç aklımda yoktu mesela. Ondan sonra baktım ikisine de böyle, ya siz galiba ciddisiniz falan dedim. Evet abi niye yapmayalım falan yani. Ondan sonra hadi bakalım dedik falan, böyle bir başladık. Ama şansımıza işte tam böyle isimler falan anlaşmışken bam diye araya pandemi girdi. 18 ay hiçbir şey yapamadık. Yani kimseyi hadi gel stüdyo falan diyemiyorsun. Peki evet. Bülent abi ne zaman başladı bu süreç? Yani ilk albüm çalışmaları süreci. Pandemiden hemen önce, yani 3-4 ay öncesi diyelim. Evet. Zaten işte daha böyle biz şekillendirmeye başladık. İsimleri falan şey yaparken bam diye pandemi girdi devreye. Bir anda çil yavrusu evet. Gibi de aldık. Ya, o süreç nasıl geçti? Çok zor olsa gerek. Hepiniz için çok zor oldu ama özellikle müzisyenler adına daha da zor oldu. Siz nasıl geçirdiniz o süreci? Ya, ya korkunçtu ya. Düşünebiliyor musun? 18 ay yani sahne alamamak, müzik yapamamak. Yani feci bir şey yani. Çok yaşa bu arada. Çok teşekkürler abi, sağ ol. Ya bahar nezlesi oldum. Biraz erken başladı. Hepimizde var bir şeyler. Neyse. Evet. Yani çok kötü bir zamanlama. Şimdi mesela düşünüyorum, aklıma geliyor ya, harbi korku filmi gibiydik ya. Evet evet. Ya yani olacak şey değil. İntihar eden sanatçılar bile oldu maalesef. Ya 400 küsur müzisyen intihar etti ya. Ya. 400 maalesef. Küsur kişi ya. Az buz bir rakam değil be abi. Çocuklar işsizlikten günübirlik para kazananlar özellikle. Tabii. Ailelerine bakmak zorunda olanlar, bir anda düşünebiliyor musun abi, elin kolun kanadın kırılıyor. Böyle kalıyorsun, bir birikimin yok, bir şey yok falan. Şimdi düşünüyorum yani, çocukları da düşünüyorum abi. O günübirlik çalışan arkadaşları falan. Birçok müzisyen o güzelim aletlerini satmak zorunda kaldı. Komik komik rakamlara yani, böyle sırf ya. Yani 1000 lira gibi komik bir rakam yollamış devlet mesela. Yani ya yapmayın abi ya. Ya. Evet. Allah bir daha yaşamayız inşallah. İnşallah inşallah. Ama şu an açıldı sahneler değil mi abi? Senin sahne çalışmaları nasıl gidiyor? Evet, ben yani işte yaklaşık 35 yıldır sahne yapıyorum. Partnerlerim oluyor. İşte geliyor, değişiyor. O oluyor, bu oluyor falan. Ama 35 yıldır gidiyor bu şekilde. Müziği
duyarak, isteyerek, severek yolladığın zaman insanlar da onu büyük bir keyifle kabul ediyor. Ki bir akşam sizleri de davet ediyorum çocuklar. Çok isteriz. Çok teşekkürler. Çok mutlu oluruz. Çok sevinirim. Instagram'dan bakabilirsiniz. Tabii. Size en yakın yere beklerim. Memnuniyetle. Ondan sonra ya da işte yazın Bodrum'dayım artık. O şey oldu. 35. yıl oldu artık Bodrum. Çok keyifli sahnemiz. Yani işte o 18 ay çok kötü bir zaman yaşadık. Onun haricinde işte albüm de durdu. Albüm durduktan sonra şey oldu, insanlarda böyle bir şevk gitti yani. Hani bir kal geldi, anlatıyor musun? İnsanlara kal geldi yani, kimse bir şey yapmak istemiyor falan. Hani açıyorum, diyorum ki hadi şekerim bak çok yakın sana diyor, hadi ne yaptım, olmazsa dur aldırayım, ay dur geliyorum falan fişmekan yapıyor, yarım saat sonra diyor, ay ben gelemeyeyim falan yapıyor falan, ya yapma falan. Yani böyle insanlarda şey de gitti, o ruh hali, o konsantrasyon da bozuldu falan. Ama neticede sağ olsunlar, sonra dediler ki ya bir dakika abi, bu albümü yani geleceğiz yani, yapacağız bunu, bu yürüyecek falan. Ondan sonra işte sağ olsun Selim bir taraftan, Cafer bir taraftan, ben bir taraftan, bütün sanatçı dostlarıma, albümde emeği geçen, şarkılarımı söyleyen hepsine bu arada çok çok teşekkür ediyorum. Mesela son dakikada duyup da bir dakika abi, bir dakika ben de olacağım diye mesela Gökhan Tepe, efendim söyleyeyim, Hakan Altun, efendim söyleyeyim, yani böyle son dakika şeyler oldu, güzel katılımlar oldu. Bence hakikaten Şampiyonlar Ligi gibi bir albüm oldu. Gerçekten çok başarılı bir albüm. Zaten öyle güzel şarkılar var ki. Siz de hatta sizde sürgün şarkınızla albümde seslendirdiniz değil mi? Evet. Şimdi 3 tane şarkı, mesela Sibel Hanım şey dedi. Ya Bülent'ciğim ben dedi şimdi Lale Devri'nden sonra hani ne okuyacağım ben dedi albümde şimdi. Hani çıkmış şarkılardan yapıyoruz ya. dedi yani bana dedi acaba bir sıfır mı yapsan oldu böyle. Ondan sonra dedim şekerim tamam öyle istiyorsan sana bir sıfır yapıyorum dedim. Wow. Hakikaten onu zaten Sibel Hanım'ı böyle şeye aldığım zaman, objektife aldığım zaman hemen ona uygun bir şey çıkıyor benden. Böyle bir geliyor, akıyor yani. Hemen ona çok güzel bir sıfır çıktı. Yolladım sözlerini Günay Çoban kardeşim. Günay abi de döşendi hemen. Çok yetenekli, ona selamlarımızı iletelim. Çok selamlar de ona da. O da Sibel Hanım'ın tavrını, ruh halini, şarkı söyleyişini falan çok iyi tanır, biliyor zaten. Ondan sonra o hemen çok güzel sözlerini yazdı falan. Sibel'e yolladım. Sibel dedi ki tamam, okey. Ben dedim bu falan, okey. Sonra Yıldız da dedi ki ya bir dakika aga. Yani ben dedi bütün bu şarkıları zaten hani biliyorum, söylüyorum. Ama yok dedi ben sıfır istiyorum dedi. Sen de mi bir peki? Ben Bodrum'daydım. Aldım gitarı, kapandım böyle stüdyoya. Ben dedim Yıldız'a ne yapabilirim? Düşündüm falan. Ondan sonra ufak ufak başladım böyle bir şeyler yürümeye başladı. Ama her gün mesela Yıldız'ı düşünüyorum. Onun ruh halini düşünüyorum. Hareketleri, tavırları, şu, bu falan pişmeken. Zaten şey yapar yani, Yıldız her zaman söyler yani. Ya Bülent yaptı mı ne yaparsa Elif adam eli değdi mi yapıyor falan, böyle bir mentalitesi var. Onun dolduruşuyla da ben buna güzel bir hızlı şarkı yaptım. Belki dinlemişsinizdir. Neydi? Evet. Yalnızlık eski bir ustadır öğretir. Evet. Ondan sonra yolladım. Dedik şey yaptık. Dedim Yıldız'cığım sana yaptığım şarkıyı ama otur dedim sözlerini yaz şimdi. Abi bir saat sonra falan. Bir saat sonra bana dedi ki ben yazdım dedi sözlerini. Ya
Ha, ciddi olamazsın dedim ya. Ciddiyim yazdım dedi. Yıldız Tilbe'nin oyunu da çok güçlü bu arada. Efendim? Yıldız Tilbe'nin oyunu da çok güçlü diyorum. Olmaz böyle bir şey. Olmaz böyle bir şey abi. Ya bir saatte nasıl yazarsın abi? Düşünebiliyor musun? Böyle bir anda küt diye beyni çıkarıyor böyle. Oo. Doğru. Dedim yani yaz, yolla bakayım bana dedim. Yollayayım, sen bir oku dedi, ben de sonra okurum dedi. Unutamazsın, öyle bakarsın, o benim aşkım, sen olamazsın. Allah Allah, ulan sanki yani şey gibi böyle hani iğneler gibi. Müzikle sözleri birbirine iğneliyorsun böyle, ataçlıyorsun gibi falan. Olmaz böyle şey. Müthiş güzel sözler yazmış. Evet. Ondan sonra. Hatta zorlandım biraz çünkü arka arkaya gidiyor. İşte ayağımızın altındaki dünyanın altında kaldık. Ben dedim önce ben okuyayım bir bakayım yollayayım. Nerede abi, okuyor musun? Neyse biraz çabaladım falan, okudum yolladım buna. Ah dedi, tamam dedi. Sen dedi okuyorsan olay bitmiştir. Sonra işte tonunu manunu ayarladım. Ben aranjeyi de ben yaptım. Bodrum'dan yaptım. Sonra İstanbul'a yolladık wave olarak stüdyoya. Evet. Gitti okudu orada. İşte bir ötüyor, bir de kendime o Sürgün adlı şarkıyı, o melodiyi çok çok önceden yapmıştım ve duruyordu dağarcıkta. Onu da Mersin'de yaşayan bir üniversite öğrencisi kardeşim bana bir mesaj atmıştı. Bülent abi, ben Samet, senin şarkılarından bir tanesine söz yazarsam herhalde gözlerim açık gider yani, git hayatımın en büyük şeyi olur falan. O kadar samimi geldi ki bu melodiyi ona yolladım. Evet. Ondan sonra o da işte bir ay sonra falan bana bir dönüş yaptı. Abi dedi, böyle bir şey yazdım dedi. Ondan sonra baktım gayet güzel, okudum güzel. Onu da. İşte evdekiler okey çektiler. Evde benim jüri vardı. Hanım yani bu şarkı tamamdır dedi mi o şarkı tamam oluyor. İşte her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözü burada bir kez daha. Aynen. Tescillendi. Bak, hakikaten çok doğru bir laf ya. Evet. Yani kadınlar hayatımızı güzelleştiriyor gerçekten, değil mi abi? Abi inanılmaz yani, o laf bence atasözlerinde number one'dır. Evet. Her başarılı erkeğin arkasında. Buradan yenge hanıma da selamlar olsun bizi izliyorsa. Hadi, eyvallah. Günaycığım izliyordur muhakkak tabii ki. Ondan sonra neticede çok beğendim. Tamam dedi bu Bülent, bu çok çok güzel olmuş falan falan. Sen bunu bence sen oku falan yaptı. Ondan sonra Selim Çaldıran, abi bir tane sen oku tabii, senin de bir şey, o Cafer abi lütfen falan bir dolduruşa getir. Ya dedim tamam ben de okuyayım. İyi ki de okumuşsun abi. Eyvallah yani. Çok da güzel yapmış. Ya albüm harika. Hangi şarkıyı söyleyeyim, hangi sanatçıyı söyleyeyim? Koray Avcısı'ndan, Mustafa Ceceli'sine, Melek Mosso'dan, yani yeni nesilden de isimler var. Sibel Can'dan, Sibel'e, Sezen Aksu. Yani muazzam bir kadro. Demet Akalın da vardı galiba, evet. Değil mi? Onun şarkısını dinleyemedim. Demet de Cennet'i okur ve gayet başarılı, çok güzel. Tabii. Hakan Aldın, Derya Bedavacı, yeni nesilin yine çok sevdiği, evet, isimlerden. Derya da sağ olsun. Çok yani, yetenekli bir kız. İntizar var. Yani yok yok yani. Evet. Umarım halkımız beğenir. Yakında zaten CD ve long play olarak da çıkacak. Çok güzel. Yani şu anda işte prosedürü bitirmekle uğraşıyorlar. Bazı bir iki pürüz çıkmıştı şeylerde. Vekaletnamelerde bazı kelime düşüklükleri, cümle düşüklükleri falan vardı. Onları toparlıyorlar. Yakında CD de çıkacak. Muhteşem. Long play de çıkacak. Harika. Bu arada sevgili Gencori yayından ayrıldı ama ayrılmadan önce şunu yazdı. Hani okumadan da geçmek istemiyorum. Sizleri sevgiyle, Bülent abimi hasretle kucaklıyorum. Güzel yayınlar demiş kendisi. Sizden de kocaman selam ve sevgi olsun. Canım benim. Benim. Çok teşekkür ederiz. Gencocuğum benim. Bülent abi yeni şarkılar yazmaya devam ediyor musun bu arada? Doldu bile dağarcık. Hala devam yani, üretime değil mi? Ben devamlı üretirim. Yani ben fırsat buldukça
şeyin karşısına stüdyoda oturduğum zaman muhakkak bir şey kanalize oluyorum, gidiyor. O böyle bir gün iki gün uğraştırıyor beni. Üçüncü gün de şey gibi, hani böyle hamile kadın çocuk doğurur ya, illa o bitecek yani. O bitmeden uyku yok bana. Mesela geçen gün saat gece 1.30'da oturdum. Kafayı bir kaldırdım, sabah 10.30. Yani 9.30 saat ben dünya ile ilişkimi Ya. kesmişim. Sabah şöyle bir kalktım böyle falan, bir baktım şey açtım balkona, bir baktım abi dünya hayat başlamış aşağıda, saat 10.30. Yani onu da bitirdim. Yeni bir bomba bir şey çıktı o da. Wow. Var Evet. mı isteyen birisi yoksa şu anda kapalı kutu mu? Kapalı kutu. Ben öyle yapıyorum. Mesela biriktiriyorum. Onlar şey böyle hani sandıka açılıyor. Evet. Hopurur gidiyor oradan. Öyle oluyor yani. Böyle hani Bakalım şuna yapayım kime hemen. nasip olacak. Evet, şu istedi şuna yapayım değil. Bekliyor onlar orada. Ondan sonra kendi kendilerine onlar buluyorlar zaten. Tabii. Yani öyle ilginç şeyler oluyor yani. Evet. Valla Bülent abi, seninle saatlerce sohbet edilir. Gerçekten hem insanlığın, hem başarın, hem Çok yaptığın teşekkür ederim. çalışmalar, hem duayenliğin, yani neresinden bakarsan bizim için bir üstadsın. Yıllarını müziğe adamış bir insanla şu anda söyleşideyiz ve gerçekten heyecanlıyım da açıkçası. Ya birçok konu kalıyoruz ama senin gibi ustaların yanında biraz eziliyoruz Eksik açıkçası. olmak Evet. iyi İyi ki ki hayır. varsın. Nice yaşlarda, nice yıllar böyle şarkı yazmaya ve şarkılarını insanlarla buluşturmaya devam edersin inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok sağ olun. Biz Çok teşekkür mutlu ederiz. olduk. Olduk Bülent Bey. Gerçekten inanılmaz derecede mutlu olduk. Özcan'ın dediği gibi çok heyecanlandık. Benim heyecanım sesime yansıyordur. Sizin gibi değerli bir üstadı yayınımızda ağırlamak son derece bize gurur veren bir şey. Var olun. Uzun ömürler diliyoruz size. Sağlıklı, sıhhatli ve müzik dolu. Amin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Biz Bu teşekkür ederiz abi. yayında birlikte olduğumuz için ben de çok mutlu oldum. Size başarılar diliyorum. Çok Teşekkürler. teşekkür ediyoruz. Çok Sağ sağ olun. olun. Çok mersi. Görüşürüz o zaman Bülent Her abim. Kendine iyi bak. zaman takip edin. En yakın yere bekliyorum. Tamam, söz. Mutlaka, mutlaka inşallah geleceğiz. Bülent abi.